Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 30 Ekim 6 Kasım haftası Aslan burçlarını neler bekliyor? Astrolojik olarak kendinizi para aldığınız konularda mücadele içinde bulacağınız bir hafta. Aramanız gereken, almanız gerekenler, bunlarla ilgili bir mücadele hali söz konusu olabilir bu hafta. İlişkiler konusunda karşınızdaki kişiden agresif tavırlar alabilirsiniz. Burada siz de agresifleşeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Zaman zaman tartışmalar büyüyebilir yani. Bu konulara dikkat etmekten çok yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. İster istemez etkileniyoruz. Mücadeleye devam aslında yani. Bir kere kendinizi nasıl hissettiğinizden bu hafta hemen bahsedeyim. Direkt o çıkmış. Şöyle koyalım. Böyle ellerinizi iki yana açmış. Diyorsunuz ki neden ben? Niye bu olmuyor? Niye bu elimdeki sıkıntıdan ben kurtulamıyorum der gibi çıkıyorsunuz. Bu elinizdeki sıkıntılar bir kişiye bağlı sıkıntılar. Sevgilinize bağlı olabilir, eşinize bağlı olabilir, işinize bağlı olabilir. Ama tuttuğunuz yer benim olan sıkıntı beni rahatsız ediyor artık. Bundan kurtulmak istiyorum hissiyatıyla çok özür dilerim. Bir haftaya başlıyorsunuz. Ağzınızdan çıkan kelimeler genelde bana kim yardım edebilir gibi. Bir yerlerden yardım bekliyorsunuz. Bir yerlerden haber bekliyorsunuz. Hep bir beklentiniz var. Hemen arkanızda diğer elinizde sakladığınız bir başlangıç duruyor. Yani bu elinizdeki sıkıntıları halledip öbür elinizdeki olan başlangıçları da ortaya atarak yolunuza devam etmek istiyorsunuz. Ama neden ben? Hani böyle iki yana eller açılmış neden ben der gibi de çıkıyorsunuz aslında. Biraz oturmuş, geçmişe dönük olarak görünüyorsunuz. Hani geçtiğimiz haftalarda yaşamış olduğunuz sıkıntıları bu hafta çözmek istiyorsunuz ya da bu hafta yolunu koymak istiyorsunuz. Bundan dolayı da geçmişten alıp geleceğe bir şeyleri iyi taşımak, düzeltmek, düzenlemek isteyeceksiniz. Aile konuları aslında bu hafta biraz sakinlikte ama hafta sonu sanki bir malınızla alakalı. Gene parasal konuların aile içerisinde çıktığı bir süreç var. Bir malınızla alakalı kafanıza takılan bir konu var. Ya evinizde bir şeyler almak istiyorsunuz, alamıyorsunuz. Ya bir malınız var, satmak istiyorsunuz, satamıyorsunuz. Özellikle cuma günü bu konularla alakalı ikilemde görünüyorsunuz. Kafanızda iki konu. Bir taraf tamamen ileriye dön, bırak şunları diyor. Diğer taraf diyor ki ama bırakamam. Daha doğrusu diğer taraf da bu eşinizin desteklediği, hani eşinizin üstünde yıktığı bir konu da olabilir. Bunlarla ilgili gene karışık görünüyorsunuz. İkili ilişkilerde karşınızdaki kişiye bir siniriniz var. Bir sıkıntınız var. Sanki böyle boğazından tutup bir yere koymak istiyorsunuz. Çok mu konuşuyor? Çok mu bir şeyleri kafasında büyütüyor, uzatıyor? Karşınıza yani böyle takılı olduğu konularda sizi rahatsız eden bir eş ya da sevgili görseli var. Bir şeylere takılmış, sizden beklenti içinde önünüzde durmuş, sanki sizden istiyor. Siz de onu böyle kenara kibarca değil de biraz daha agresif tavırlar. Bu agresif kelimeler de demek. Kenara çekmeye çalışacaksınız. Burada karşınızdaki kişi tabii ki sizi seviyor. Kalbi temiz ama fevri tavır ve hareketleri sizi rahatsız edecek. Hatta böyle hafta sonu eşler ve sevgililer arasında bir yerde oturup konuşma durumları var. Hatta şunu diyebilirim. Geçtiğimiz haftalarda yaşamış olduğunuz bir sıkıntı karşınızdaki kişinin kafasına çok takılmış. Bu konularla alakalı biraz üzerinize gelebilir. Üzerinize gelme derken naif olmaya çalışıyorum, kibar olmaya çalışıyorum. Agresif davranacak arkadaşlar aslında. Hani ortada yanan bir ateş var. Bu ateşin içine odun atacak sözünüzü. Ve siz bu olduğunu göreceksiniz. Burada da siz fevri davranıyorsunuz. İlişkiler konusunda bu hafta dikkat. Yanan bir ateş var ortada. Bunlar iki tarafta odun atıyor. Konu her neyse kesinlikle bu hafta konuşmayın. Konuşursanız da kavga çıkar, küslük çıkar diyebilirim. Hafta sonu çünkü elinizi kaldırmış olan konu buna da bağlı. Hani sen bunu dedin. Ne demek istiyorsun der gibi bir kafa tutma durumu da söz konusu olabilir. Zaten konunuz aslında bu hafta aile içerisinde bir süredir yaşanan sıkıntıları hafta sonu çözmeye çalışmak ama burada karşınızdaki kişi çözümsel değil, çözümleriniz zorlanır. İş konularında gayet rahatsınız bu hafta. İş konularında şöyle söyleyeyim, karınca gibi çalışıp ortada olmaya çalışacaksınız. Karşılıklı konuşmalar, görüşmeler var gayet olumlu. Bir yol planı yapıyorsanız eğer bu yol planıyla alakalı da güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Noktayı koyacağınız, sonlandıracağınız işleriniz de var.
Bunlar bitirmek zorunda olduğunuz işlerinizin sona gelmesi ve güzel bir nokta koymanız anlamı da taşıyor. Aynı zamanda elinizde olan hafta başındaki işi hafta ortasında bitirip teslim etmeniz anlamına da geliyor. Parasal anlamda geçtiğimiz hafta harcamalardan dolayı bu hafta biraz daha durağan geçirebilirsiniz. Çünkü geçtiğimiz haftalarda biraz sanki paralar fazla harcanmış. Elimde yok der gibi çıkmanız da bundan kaynaklı olabilir. Bu hafta biraz daha alttan alttan çok fazla para harcamadan elinizdeki parayı tutarak geçireceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Hafta sonuna kadar iş konularıyla alakalı geri ileri gelirleri bir de üstünüze gelen bazı kişiler olabilir ama onları çok önemsemeyeceksiniz. İşinizde çok odaklı, parasal konulara çok odaklı bir hafta aslında sizi bekliyor. Dağınık değil, daha düzenli. İstediğinizi tek tek böyle belirli süreçlerde bitirecek, kafanızda rahat ettirecek bir hafta sonuna gireceksiniz iş ve para konularında. Bir para bekliyorum. Bu para gelir mi? Para görselleri yok arkadaşlar. Yani gelen bir para yok. Sanki harcamış olduğunuz ya da alamadığınız paralardan dolayı bu hafta elinizi cebinizde çok fazla koymayacaksınız. Elinizde olanı tutmaya çalıştığınız bir hafta görselleri var. Esas yer herhalde burası. Çok büyük topluluklar içerisinde görünüyorsunuz bir kere bu hafta. Hem iş hem aile konularında. Aile bireyleriyle, yakın akrabalarla görüşmeler yaşanabilir. Hafta sonu iş arkadaşlarınızla planlama yapabilirsiniz. Ama esas söyleyeceğim konu ne biliyor musunuz? Hafta başını bilmem ama hafta sonunuz bayağı rahat geçecek. Hafta başı biraz böyle aile konularında daha sıkılgan çözmeye çalıştığınız konular, iş konularında da elinizde olan bitirmeye çalıştığınız konular pazartesi, salı, çarşamba yakanızı bırakmıyor. Esas çarşambadan sonra biraz ne oluyor, ne bitiyor, ne yapıyorum ben, neredeyim, nereye gidiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Sanki böyle kendinize alanları atıp İnsan gruplarını atıp kendi derdinizi, sıkıntınızı unutup yolunuza devam etmeye çalışacaksınız. Topluluklar içerisinde görünmeniz, kendi iç sıkıntılarınızı bırakıp çevrenizde güzel, hoş muhabbet geçirmeniz anlamı ifade ediyor. Düşünmek istemediğiniz konular aslında düşünmeyeceğiniz yerlerde olacaksınız da diyebilirim. Bunlar her kimse sizi rahatlatan, size keyif veren insanlar olacaklar ve bu keyifli ortamda güzel vakit geçireceksiniz. Ama dediğim gibi bu hafta aile, ikili ilişkiler biraz daha sıkışık. Bu konularda önünüze set vuran sevgili partner görselleri var. Onları kale almayacak değilsiniz. Çok da güzel kale alıp karşılığını veriyorsunuz. Ama tabii bu da olayı düzeltmekten çok biraz karışık hale getirebilir. Kafa karışıklıkları çok fazla olacak zaten bu anlamda. Bir de iş yerinde böyle bir kişi var. Çok fazla konuşuyor. Çok fazla bıdı bıdı yapıyor. O kişinin de böyle ağzına böyle elinizin tersiyle bir vurma durumu olabilir. Yani hak ettiği cevabı verip kenara çekeceksiniz. Sabrettiğiniz bir kişiye de aslında bu hafta yeter artık diyebilirsiniz. Hafta sonuna baktığım zaman elinizde bir para görseli var arkadaşlar burada. Sanki şurada elinize bir para almış bir yerlere yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bir para gelebilir hafta sonu. 5 rakamı var ve E harfi var. Yani cumartesi günü belki de bu. Bir anahtar var üzerinde. Bir yatırım. Gelen bir paranın bir yere yatırılması, bir mal alınması olarak değerlendirilebilir ama yapmanız gereken bir şeyi yaptığınız için aslında keyif alacaksınız burada. Bunu zaten beyinsel olarak baktığım zaman da takılı olduğunuz bir konuyu çözdüğünüz anlamına geliyor. Buradan yönünüz aileden para konuları olduğu için belki de aile hayatınızda çocuklar, ilişkiler konusunda yapmanız gereken bir şeyi sonlandırdığınız için, yaptığınız için daha keyifli bir hafta sonu bu anlamda sizi bekliyor. Bakın şimdi burada ilişkiler konusunda sıkıntılar yaşıyorsunuz. Çarşamba, Perşembe geldiğinde boşluk olması, düşünmek istemediğiniz, ilişkiler konusunda biraz set çekip kendi yolunuzda tek başınıza devam etmek istediğiniz anlamı taşıyor. Burada aslında çok böyle elle tutulur bir ilişkiniz yoksa ayrılık kararı verme durumunuz da söz konusu olabilir. İkili ilişkiler için söylüyorum. Evli olanlar için söyleyemiyorum. Evli olanlar için valla ateş püskürüyorsunuz biraz. Biraz durmuş, 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 takılmış. İçinize atıyorsunuz yani aslında. Karşı tarafın tepkileriyle dışarı çıkabilir. İnşallah çıkarmazlar çünkü içiniz çok dolmuş. Bu haftanızın ben iş konularıyla alakalı güzel, aşk konularıyla alakalı da biraz karışık geçeceğini görüyorum falınızda. Umarım güzel olanlar sizi bulur. Burada en önemlisi dediğim gibi sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun. Bu haftamız da böyle geçsin. Güzel olanları bulsun sizi zaten bu falımda. Gökyüzü olarak da Mars retrosu başlıyor. Mars retrosu demek İkizler burcunda
İkizler burcunun karşısında olan yay burçlarının biraz daha agresif olma durumunu gösteriyor. Çevrenizde eğer bu tarz burçlarda olanlar varsa biraz daha agresif, fevri tavırlarla yaklaşabilirler. Bu kişilerle aranızda bir mesafe koyarsınız, gayet keyifli geçirirsiniz diye biliyorum sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.